Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlık: Trump ile nur topu gibi kriz. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşan başkanlık seçimleriyle bir kez daha dünya gündeminin merkezinde. Sadece başkanlarını seçmeyecekler, dünya ekonomilerinin kaderini tayin edecekler. Donald Trump mı, Kamala Harris mi? Kamala Harris seçilirse dünya devam eder aynı düzende. Zira Trump alırsa ekonomileri sallanacak bariz şekilde. Trump ve gümrük vergileri sanki ayrılmaz bir aşk hikayesi. Chicago'da konuşurken "Bana göre sözlükteki en güzel kelime gümrük vergisi. En sevdiğim kelime bu." dedi. "Var mı ötesi?" Başkan seçildiğinde Çin mallarına %60 vergi uygulayacağını uzun süredir söylüyordu. Belli ki Çin kesmedi, Avrupa'ya da ağır gümrük tarifeleri uygulayacağını ilan etti. Neden mi? Çünkü Avrupa ABD'ye karşı 347 milyar dolar ticaret fazlası vererek onları zarara uğratmış. Öyle dedi. Trump'ın bu çıkışları uluslararası ticaret sahnesini adeta bir komedi sahnesine çevirmiş durumda. Daha önce de "Doları kullanmazsanız ABD ile iş yapamazsınız. Çünkü mallarınıza %100 gümrük vergisi koyacağız." demişti. Çok şenlikli olacak dünya ekonomileri. Peki Trump seçilebilir mi? Amerika'nın seçim sistemi diğer ülkelerden oldukça farklı ve karmaşık bir yapıya sahip. Türkiye'de İzmir ve Vize gibi siyasi eğilimlerin net olduğu, sonucu önceden tahmin edilebilen garanti bölgeler vardır ya. Amerika'da da benzer şekilde bazı eyaletlerin sonucu neredeyse kesin gibi Asıl mücadele ise salıncak olarak adlandırılan ve seçim sonucunu belirleyecek olan birkaç kritik eyalette yaşanıyor. Bu seçimde kaderi belirleyecek 7 salıncak eyalet var: Wisconsin, Nevada, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Georgia ve Arizona. Bu eyaletler iki adayın da kazanma şansının yüksek olduğu ve küçük oy farklarının büyük sonuçlar doğurabileceği yerler. Dolayısıyla hem Trump hem de Kamala Harris kampanyalarının büyük bir kısmını bu eyaletlere odaklamış durumda. Anketlere baktığımızda Kamala Harris'in kıl payı önde olduğunu görüyoruz. Oranlar %48'e %47 şeklinde. Hikaye, gerçek resmi görmek için bakmamız gereken yer bahis oranları. İnsanlar kendi paralarını riske attıklarında gerçeklere daha çok yaklaşırlar. Tahminlerine duygularını fazla karıştırmazlar. Şu anki bahis oranlarına göre, Trump'ın kazanma olasılığı %66, Kamala Harris'in kazanma olasılığı ise %34'te. Şunun şurasında 4 gün kaldı seçimi. Buradan dönmesi çok zor matematiğe göre. Belli ki Trump kazanacak seçimi. Hayırlı olsun nur topu gibi dünya ekonomik krizi. Bu yazı Murat Muratoğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?